düşünüyorsunuz yani dünyadaki müzik gelişmeleriyle ilgili? Valla artık yani birçok albümde 70'lerden işte belki 60'lardan beri böyledir bu. Hani bir albüm dinlersiniz ve evet bu artık doruk noktası. Dünyada bunun üzerine bir yeni bir albüm yapılamaz herhalde dersiniz. Bunun çok örneği vardır. İşte bir sürü isim sayılabilir. Şimdi hangi birini sayayım? İşte Pink Floyd'dan tutun da Björk, Radiohead. İşte Bruce Springsteen, evet. Radiohead'e işte yakın dönemden Garbage'a bir sürü isim sayabilirsiniz. Ama hep sonra bir bakarsınız bir 10 yıl sonra, bir 5 yıl sonra, belki bir yıl sonra öyle bir albüm çıkmış ki aynı şeyi onun için söylüyorsunuz evet. Bu sefer. Dolayısıyla müzik böyle bir şey. Sürekli kendini güncelleyen ve o 7 notayla Serdar Ortaç'ın dediği gibi farklı algılar, duygular yaratabilecek bir şey. Dolayısıyla bunun bir herhalde bitiş noktası olmadığını düşünüyorum ben. Yani müzik bitti lafına hiç inanmadım zaten, hiçbir zaman inanmam. Hep yeni ve iyi şeyler yapılmaya devam edecek. Tabii dünyadaki teknoloji, işte imkanlar, o sektörün dönüşü, müzisyene geri dönüşü öyle başka ki orada çok daha üretken ve yaratıcı olabiliyor insanlar. Evet hocam. Türkiye'de o yüzden biraz daha zor.